Merhaba arkadaşlar, Pet Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. İki soru iki tahmin serisiyle karşınızdayım arkadaşlar. Showtime paketi gitmeden önce bu paketle alakalı bir iki soru iki tahmin yapalım istiyorum. Ama bu sefer farklı yapacağız. PES zamanında bir kere yapmıştık. Futbol oyununda yapmadığımız şekilde iki soru iki tahmin gerçekleştireceğiz. Öncelikle bir tane ücretsiz top açma hakkımız var. Ücretsiz top açma hakkını kullanacağız. Sonra peşine 100 e-futbol parasıyla aynı paketten bir daha açacağız. Yani bir hesaptan bir tane ücretsiz top açma hakkı, sonra bir tane de 100 e-futbol parasıyla bir hesaptan iki tane top açılımı. Sonra başka hesaba geçeceğiz. Toplamda 10 hesaptan açılım gerçekleştireceğiz. 10 tane ücretsize, 10 tane de paramıza. Bakalım hangisine daha çok renkli kart futbolcu çıkaracağız. İlk sorum şu olacak arkadaşlar. Biz iki soru iki tahmin top açılımlarında. Top açılımına geçmeden önce ben iki tane soru soruyorum. Sizden de iki tane tahminde bulunmanızı istiyorum. İlk sorum şu. İçeride 3 tane Showtime, 8 tane de diğer renkli kartlardan var. Toplamda 11 tane renkli kart bulunmakta. 139 tane de normal kart futbolcu. Sizce 10 farklı hesaptan 10 tane ücretsiz top açılımı gerçekleştirmiş olacağız toplamda. Kaç tane renkli kart futbolcu çıkarırız? Showtime'larda renkli kart içerisinde arkadaşlar, birlikte düşünebiliriz. Ben bu hafta ücretsizlere Showtime'lar çıkardığım için sıfır demiyorum. Tabii sıfır da diyebilirsiniz. Belki sıfır da çıkabilir ama ben bir tane renkli futbolcu çıkarırız diyorum. Ya artık Showtime olur ya da diğerlerinden, ücretsize bir diyorum arkadaşlar ben. Siz de tahminde bulunduysanız. Şimdi ikinci sorum da şu olacak. Ücretsizden sonra bir de 100 e-futbol parasıyla açacağız. Sizce paramızla açacağımız şekilde 10 farklı hesapta paramızla açtığımız şekliyle kaç tane renkli futbolcu çıkarırız? Parayla açmanın şöyle bir avantajı var. Mesela ilkinde kötü futbolcu gelirse belki ikinci de iyi futbolcu verebilir Konami. Belki de tam tersi de olabilir. Ama ben parayla açtığımız için daha fazla renkli kart gelir diye düşünüyorum. Benim tahminim 2. Ücretsizlere bir tane renkli kart oyuncu çıkarırız diyorum. Ama paramızla açacağımız şekliyle ise iki tane renkli kart çıkarırız. Siz de tahminde bulunduysanız arkadaşlar başlayalım. Bir de ücretsize tek atıyormuşuz. Bu hafta çok yedik ücretsizlerde. Yani ben en az bir tane gelir dedim. Bakalım kaç tane gelecek. İlk ücretsizimize herhangi bir şey gelmedi. Şimdi hemen peşine 100 e-futbol parasıyla açacağız. Videonun sonuna geldiğimizde göreceğiz. Ücretsizler mi kazanacak? E-futbol parası mı? Hangisi üstünlük sağlayacak? Aha geliyor. İlk 100 e-futbol paramıza renkli kart futbolcu çıkarıyoruz. Showtime olandan değil ne yazık ki. Diğerlerinden geliyor. Hemen geldi. Daha ilkinde geldi. 5 yıldızlı futbolcumuz 9 numaralı formasıyla. Gelen isim Wilson. Biz bir hesabımızda bu futbolcuyu çıkarmıştık. İkinci hesaptayız. Hemen ücretsizden açalım. Şöyle tıklayalım. Bir taktik denesek mi dedim ama vazgeçtim. Hiçbir şey gelmedi. Ücretsiz. Bir de şimdi paralıya çıkarıyormuşuz ilk ikide. Olur mu olur, hiç belli olmaz. Bu Showtime paketinden genelde renkli kart bu hafta ben fazla çıkardım. Birkaç hesaptan da açmıştık. 0 TL'li bir günde hesap oluşturmada öde karta tek atmıştık arkadaşlar. İkinci paramızla açışımıza yok, bu sefer bir şey vermedi. Hemen ilkinde verince şaşırttı bizi. Üçüncü hesaptayız arkadaşlar. Hemen ücretsizini açalım ama içeri girelim. Bu sefer taktik deneyelim. Şöyle bir tane Showtime'a tıklayalım. Özelliklerine bakalım. Bu taktik işe yarayacak mı? Ücretsizlerden de bir atak bekliyoruz. Yok, hiçbir şey gelmedi. Hani Showtime değil, diğer renklilerden de verebilir. Ben bir tahmininde bulundum. 7 tane hesap kaldı daha. Verir diye düşünüyorum. Hala umudumu koruyorum. Şimdi paramızı da açıyoruz. Burada 2 dedim ama 2'den de fazla gelir mi? Yok. Henüz daha ikinci renkliyi burada görmedik. 10 numaralı formasıyla gelen isim Pulisic oldu. Milan'a transfer olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam 20 milyon euro civarı bir bonservis bedeli galiba vardı. Artık onu Milan takımı formasıyla göreceğiz. Dördüncü hesabımızdayız. Hemen ücretsiz açacak olursak. Yarıya doğru da yaklaşıyoruz. Ücretsizden hiçbir şey çıkaramadık. 4'te 0 oldu. 9 numaralı formasıyla 3 yıldızlı futbolcu. Şimdi de paramızla açacağız. Dördüncü paramızla açışa bir şey gelmedi. Hemen ilkinde verdi ama geri kalan 3 tane hesapta hiçbir şey vermedi. 5 yıldızlı futbolcu olsa bari, 24 numaralı formasıyla gelen isim 3 yıldızlı futbolcu. 5. hesaba girdim arkadaşlar ama burada bir tane bedava epik var. Açmamışız. Bunu en son açalım. Bu tahmine sayılmasın. Bizim tahminimiz Showtime tarafında.
Ya da oradan açsak mı? Bir taktik olsun. Önce oradan açalım, sonra buradan açalım. Ücretsize belki renkli kart çıkarırız. Bakalım kim gelecek? Keşke Drogba gelse. 100 seviyeli bir futbolcu çıkarsak. Ya da 99. Chelsea formasını görmedik. Ama çok yüksek seviyeli isim geldi. Bergkamp'ı çıkardık Arsenal takımından. Şimdi bizim için önemli olan tarafa geçecek olursak, tahminimiz için daha önemli olan taraf Showtime tarafı. Şimdi bu top açılımından sonra yarılamış oluyoruz. 5 tane hesabı tamamlamış olacağız. Ücretsizler 0 olarak devam ediyor. Yani bir tane gelmedi. Hiç belli olmaz. Ben bir tane dedim ya, belki sonda bile verebilir. Alisson geldi. O renklilerin içerisinde arada tek yer alan futbolcuydu. O kadar renkli kart içerisinde tek aradaki normal kartı çıkardık arkadaşlar. Çok yaklaştık. Şimdi paramızla ışıkları söndüremedik. Şu stadyum içerisindeki yuvarlak ışıkları. Renkli kart futbolcu gelmedi. 9 numaralı formasıyla Calvert-Lewin. 6. hesabımızdayız arkadaşlar. Henüz daha ücretsizlerden bir atak görmedik. Şöyle bir renklilerden birine tıklasak. Grealish. Stoper Saliba. Saliba da gelse bu kartı güzeldi. Ama artık ücretsizlerden bir tane de olsun versin. Vermedi. Sıfır mı çekeceğiz yoksa ücretsizlerden? Paramızda da ilkinde verdi. Geri kalan hesaplarda vermedi. Paramızda da epeydir çıkaramıyoruz. Şimdi yüze futbol parasına bastık. Yine vermedi. Ben ilkinde verince dedim ki ya benim tahminim ötesine de çıkabilir. Ne yazık ki şu an kötü gidiyoruz. Gibbs White geldi. Gibbs White'ın Player of the Week kartları güzel oluyordu. Birkaç defa gelmişti. 7. hesabımızdayız. Yine bir taktik deneyelim. 3 tane Showtime'a tıklayalım. Ama ücretsiz de bir tane olsun çıkarmamız lazım. Herhangi bir Showtime ya da renkli kart. Şu bir de en sondakine tıklayalım. Grop. Sağ bekte, sağ kanatta, orta alanda oynamakta. 7. ücretsizimize herhangi bir futbolcu, renkli kart futbolcu gelecek mi? 0. 7'de 0. İki soru iki tahminden önce birkaç tane hesapta ben ücretsizi açmıştım hafta sonu filan. O zaman vermişti. 0 TL ile bir günde çıkardık. Kendi hesabımıza çıkardık. Salah geldi. Ödegaard geldi. İki soru iki tahminde çıkaramıyoruz. Gelen isim kaç yıldızlı? 4 yıldızlı Bentancur. Şimdi de yüze futbol paramızı açacağız. Doğrudan açalım. Aha geliyor, bir şey geliyor. Hem de Showtime futbolcu geliyor. Hiç Ruben Dias'ı çıkarmamıştım. Daha önce Ödegaard geldi bu hafta. Salah geldi. Hadi be Ruben Dias gelsin. Muhammed Salah geldi. 100 futbol parasına Muhammed Salah'ı çıkardık. Süper. Ve şu an arkadaşlar parayla açtığımız kısımda 2'ye ulaştık. Tabi geriye daha 3 tane hesap kaldı. Benim bu tahminim tuttu ama ben ücretsizlere de bir tane olsun renkli kart gelir demiştim. 2'de 2 yapabilirim. Ama futbol paramızla açtığımız kısımda belki 1-2 tane daha renkli kart çıkarabiliriz. Daha geriye 3 tane hesabımız var. 8. hesabımızdayız ve ücretsize şu ana kadar çıkaramadık. Tam da zamanı. Güzel olur. Hadi be. Yine vermedi. Yine ücretsize renkli kart futbolcu çıkaramadık. Bir kere çok yaklaşmıştık. O Alisson'u çıkardığımız zaman 4 yıldızlı futbolcu geliyor. O kadar renklerin içerisindeki tek isme denk gelmiştik. Matip miydi? 5 numara Liverpool takımından Konate'miş stoper futbolcusu. Şimdi de yüze futbol paramızla açacağız. Üst üste gelecek mi? 2 tane çıkardık paramızla. Üçüncü olmadı. 3 olursa ben buradan şimdi 0 çekmiş olurum. Daha 2 tane hesabımız var. Calvert-Lewin. Daha önce bir hesabımıza daha çıkarmıştık. Sona çok yakınız arkadaşlar. 9. hesabımızdayız. Hemen ücretsizden açalım. Böyle hızlı bir şekilde açtığımızda bir şey verir mi? Yok, vermedi. Taktik olsun dedim. Girdiğim gibi açayım. 3 numaralı formasıyla gelen isim Diego Carlos. Şimdi de paramızı açıyoruz. Bir dahakinde 900'lüklerle mi açsak arkadaşlar? 10 farklı hesaba girip 900-900, yani parası olan hesaplara girdiğimizde çoğuna belki renkli kart futbolcu çıkarırız. Hatta epik falan da açılabilir. Belki kaç tanesine epik gelir. 900'den açıyoruz ama 10 farklı hesaptan birer tane 900 açsak toplamda 9000 e-futbol parası ediyor ama bir hesaptan açsak daha fazla epik çıkarırız ama bunu farklı hesaplardan denesek kaç tanesine kaç epik futbolcu gelecek? Belki bunu da deneyebiliriz arkadaşlar. Gelen isim de Jorginho. Son hesaba geldik arkadaşlar. 10. hesaptayız. Hatta bu hesabımız bizim bir haftada güçlendirdiğimiz hesaplardan bir tanesiydi. Bir haftada güçlendirdiğimiz olması lazım.
Bir günde değil galiba. Belki de bir gün. Yok, bir günde değil. Bir haftada olması lazım arkadaşlar. Yedeklerdeki bazı futbolcuların kolektif gücünü falan arttırsak 3000'i geçmez ama bayağı bir yaklaşır gibi görünüyor. Bu kadroya da yakışır. Showtime futbolcu yakışır. Ya ücretsize ya da parayla. Ücretsize eğer Showtime ya da diğer renklilerden biri geldiği takdirde ben 2'de 2'yim. 2'de 2'ye çok yakınım arkadaşlar. Ama 2'de 0 da çekebilirim. Paramızla da bir tane renkli kart çıkarsa bu sefer de 2'de 0 oluyorum. Bakalım ne gelecek. Hadi be, ücretsize gelir mi? Olmadı. Benim bu tahminim yandı arkadaşlar. Ücretsize 0 diyen arkadaşlarım bu kısımda doğru tahmin ettiler. Şimdi de paramızla olan kısma geçelim. 23 numaralı formasıyla Pedro Porro geldi. Sağ bek olmuş, sağ kanatta önceden. Evet, bu futbolcunun da pozisyonu değişmiş oyun içerisinde. Oyun tarzı da hücumcu bek olmuş. Şimdi buradan eğer renkli kart gelirse ben 2'de 0'ım arkadaşlar. Keşke gelse tabii, güzel bir futbolcu. 2'de 1 yaptık. Ya da 2'de 0 olacak şimdi. Yok, 2'de 1'de kaldım ben arkadaşlar. 0-2. Zaha mı geldi? Evet. Galatasaray'a yeni transfer olan Zaha'yı çıkardık. 4 yıldızlı futbolcu. 78 seviyesi, maksimum seviyesi ne acaba? Bakmak lazım. Ama yakın zamanda Zaha'nın renkli kartı gelmişti. İngiltere paketinde yer alıyordu. Oradaki kartı yüksek seviyeliydi. Bu hesabımıza gelmesini çok isterdim. Bir günde bir haftada oluşturduğumuz hesaplara özellikle bedavalardan güzel oyuncular keşke çıksa. Onları daha da güçlendirebilsek. Bu seferki 2 soru 2 tahmin serisinde ben ücretsize en az bir tane çıkarız diye düşünüyordum. Vermedi. Bu sefer ücretsize vermedi. Ama paramızla hemen peşine bir tane Showtime çıkardık. Bir tane de diğer karttan. Ve Muhammed Salah'ı çıkardık bir tane hesabımıza. Sadece 100 futbol parasına Salah geldi. O anlamda güzeldi. 2'de kaç yaptınız arkadaşlar? Tahminlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hatta şöyle paylaşabilirsiniz. Hani sırayla 0-1, 0-2. Ben 1-2 tahmininde bulundum. Tabii 0-2 çıktı. 2'de 1 yaptık. Tahminlerinizi de bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.